Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anadolu Amfibi Hücum Gemisi için geliştirilen ARAS 2023 dalgıç tespit sonarı envantere girdi. Gelişmeyi Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karataş duyurdu. İlk yerli ve milli taşınabilir dalgıç tespit sonarı, OTS, olan ARAS 2023, su altından gelen açık devre solunum sistemli, kapalı devre solunum sistemli ve dalgıç intikal vasıtası kullanan dalgıçların konumunu otomatik olarak tespit ve takip eden, bunların sınıflandırmasını yapabilen aktif bir sonar sistemidir. 390 derece kapsama kabiliyetine sahip olan ARAS 2023, LHD platformunun su altından gelebilecek tehditlere karşı korunmasında görev alıyor. Türkiye'nin ilk yerli mayın avlama sonarı Nusrat 1915 IDEF-21'de görücüye çıkmıştı. Çift frekans bandında yayın yapabilen sistem, tespit frekansında mayın ve veya mayın benzeri cisimleri uzak mesafelerden tespit ettikten sonra, daha yüksek frekanstaki sınıflandırma modunda ilgili cisimlerin operatör tarafından sınıflandırılabilmesi için gerekli desteği sağlayabiliyor. Nusrat 1915'in yakın gelecekte, yarı ömür modernizasyonu projelerinde yer alacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Seahawk helikopterleri, çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamlamışlardı. Hizmete girmesiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi harekat kabiliyetlerini arttıracak olan LHD Anadolu'da konuşlandırmak üzere, Kara Kuvvetleri'nden 10 adet AH-1W Rus helikopteri Deniz Kuvvetleri'ne aktarılmaya başlanmıştı. Bununla birlikte Deniz Kuvvetleri ilk taarruz helikopterlerine kavuşmuştu.